وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ. Yine yukarıdaki mesajı tamamlayan bir mesaj bu. Kim imanı inkar ederse, aynen tercüme ediyorum takdir kullanmadan, kim imanı inkar ederse onun ameli boşa gitmiştir. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. O ahirette zarara uğrayanlar arasında yer alacaktır. İmanı inkar iki manada ele alınabilir. Birincisi, problemli de olsa dini zümrelerin Allah'a imanı yok sayılamaz. Bunu Taberi'nin Katade'den naklettiği Sebeb-i Nüzul rivayetinden de çıkarıyoruz. Diyor ki sahabeden bazıları, biz ehli kitabın kadınlarıyla nasıl evleniriz? Onlar bizden değil. İşte bunun üzerine diyor Katade, Taberi naklediyor, bu ayet indi. Yani bunu imanı inkar olarak ele alıyor. İmanı yok saymak. Tekfir düşüncesine taban tabana zıt bir ayet. Siz Yahudinin deforme olmuş imanını dahi inkar edemiyorsanız, ya bir müminin imanını nasıl inkar edersiniz? Binlerce müminin imanını sizin mezhebinizden, sizin meşrebinizden, sizin mektebinizden, sizin partinizden, sizin tarikatınızdan, sizin cemaatinizden değil diye nasıl inkar edersiniz? Allah'tan korkmaz mısınız? Nasıl müminleri tekfir edersiniz hariciler gibi? İşte o mesaj aynı zamanda veriliyor. Yine bunun ikinci manası takdir edilerek bir lafzatullah takdiri ile verilmiş. Müfessirler tarafından, kim Allah'a imanı inkar ederse, ve men yekfur bil imani yerine ve men yekfur el imanu billahi. Ama bu böyle değil ayette, böyle değil. Onun için Allah'a imanı değil, imanı inkar ederse. Bu takdir hem iç bağlam hem dış bağlam tarafından onaylanmadığı için birinci anlamı ben daha isabetli buluyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey iman iddiasında bulunanlar. İzâ kumtum iles salâti fâsilû vücûhekum ve eydiyekum ilel merâfik. Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü, ellerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Bu ayet abdest ayeti diye yanlış olarak bilinir, adlandırılır daha doğrusu. Bu isimlendirme yanlış. Abdest almanın bu ayetle başlamadığı belli, bu ayetler nübüvvetin son yıllarında nazil olan ayetler. Oysa ki müminler namaz kılmaya başladıkları günden itibaren abdest alıyorlardı. Onun için namazla birlikte başlamıştır abdest. Bu ayet isim olarak abdest ayeti diye adlandırılmamalı. Daha doğrusu bu ayet teyemmüm ayetidir. Teyemmümü farz kılan ayet Kur'an'da bu ayettir. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُولَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ. Ve ellerinizle başınızı meshedin ve bileklere kadar ayaklarınızı da ne yapın? Meshedin ya da yıkayın. Burada İslam tarihindeki en büyük fıkhi tartışmalardan biri mesnedi olarak görülmüş bu okuyuş. Onun için de İslam'ın sünni yorumuyla İslam'ın şii yorumu bu ayeti okuyuş şekline göre iki ayrı görüşe ayrılmışlar. Bu görüşlerin dayandığı nokta da bir tek hareke. Daha doğrusu atfın nereye yapılacağı. Buradaki atıf vav harfi, yani ve bağlacı. Ve bağlacı erculekum ya da erculikum kelimesini, ayaklarınızı kelimesini hemen kendisinden önceki matufun aleyhe mi bağlayacak, kelimeye mi bağlayacak, yoksa daha öncekine mi? Şia, Caferiler, Zeydiler, İmam Taberi, sahabeden İbni Abbas, Hazreti Enes ve Hazreti Ali'den iki görüşte var zaten gelen ve daha başka sahabiler. Bunu hemen öncesine bağlayarak erculikum okumuşlar kesra ile. Onun için de
ayağı meshetmeyi farz kıldığını söylemişler ayet. Yani çıplak ayağa farz olanın meshedilmesi. Başla birlikte وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُولِكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ biçiminde okumuşlar. Ellerinizi ile başınızı meshedin ve bileklere kadar ayaklarınızı da meshedin biçiminde. Bunun karşısında İslam'ın sünni yorumu ise bunu, yani vav bağlacını hemen önündeki kelimeye değil daha önceye atfetmiş. Onun içinde ve ercülekum okumuş. Onlar da ayağı çıplak meshetmek yerine Resulullah'ın meshettiği ile ilgili haberleri mesh üzerine, yani mest üzerine mesh olarak almışlar. Ve çıplak ayağın yıkanması gerektiğini söylemişler. O görüşe varmışlar. Ben sadece burada İslam'ın ikisi de Kur'an'a dayanan, ikisi de kendince delilleri olan, ikisi de eşit ağırlıkta olan bu yorumlarını size tarafsız olarak aktarmış oldum. Yine ayeti kerimede geçen vavlar bir başka fıkhi problem ortaya çıkarmış. Aslında Basra ve Kufe dil okullarının farklılıkları bu. Ayetteki vav bağlaşları mutlak cem mi ifade ederler yoksa takip ve tertip mi ifade ederler tartışması olmuş. Yani önceki cümleden sonraki gelen cümle bir sırayı da farz kılar mı? İmam Şafii tertip ve takip için olduğunu söyleyen dilcilere uymuş vavın, bağlacın. Onun için de abdestin ayetteki sıra ile alınmasının da farz olduğunu söylemiş. İmam Ebu Hanife ise hayır, vav sadece bağlaçtır, mutlak biçimde bir araya getirir demiş. Onun için de sıralamayı farz görmemiş. Devam ediyoruz. Ve in kuntum cunuben fettahharu. Eğer cünüp olmuşsanız baştan ayağa temizlenin. Ve in kuntum merda. Fakat eğer hastaysanız ev ala seferin ya da yolcuysanız اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِدِ yahut da doğal ihtiyacınızı gidermişseniz اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءِ yahut kadınlarla birlikte olmuşsanız, ki burada da bir farklı anlama var İslam fakihleri arasında, o da bir kelimenin لَامَسْتُمْ dokunmak demektir. لَمَسَ'den gelir. Mecaz mı hakikat mı olduğu tartışmasına girmiş İslam müştehitleri, dokunmanın hakikat manası, literal kelime manasını alan İmam Şafii, kadına dokunmanın abdesti bozduğu sonucuna varmış. Oysa ki Ebu Hanife, ki gerçekten de isabetli olanın o olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü burada mecaz olarak kullanılmıştır. Bizim dilde bile böyle kullanılır. Yani özellikle hususi aile ahvaline ait bu gibi durumları beyan ederken üstü örtük mecaz kullanılır genelde. Onun için İmam Ebu Hanife de bunu mecaza hamlettiği için dokunmakla abdestin bozulmayacağını, bu dokunmaktan kastın birlikte olmak olduğunu söylemiş. فَلَمْ تَجِدُوا مَاً ve su da bulamıyorsanız فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِرُؤُوسِهِمْ بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْ o zaman niyet üzere, فَتَيَمَّمُونَ içinde niyet anlamı olduğu için ben böyle bir anlamı tercih ettim. Niyet üzere temiz bir toprağa ellerinizi sürün. فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْ ve onunla yüzlerinizi ve kollarınızı meshedin. Teyemmüm bu kadardır. Niyet üzere, maksat belli olarak, yani yere düşerek elinizi yere koymak değil tabii, maksatlı olarak bir toprağa ya da toprak cinsi, her türlü taş olabilir, kireç de dahil, kum da dahil, ellerinizi koyarak kollarınızı sıvazlıyorsunuz, meshediyorsunuz, yüzünüzü meshediyorsunuz. Teyemmüm bu. Peki abdest, temizlik aslında değil mi? Yani abdest
bedenin, namaz, ruhun ve aklın yıkanmasıdır. Doğru. Gerçekten de İslam'ın çift boyutlu öğretisinin en harika örneklerinden biridir abdest ve namaz. Abdest fiziki arınmadır, namaz manevi arınmadır. Abdest bedeni arınmadır, namaz ruhi ve akli arınmadır. Birbirini tamamlar bunlar. Abdestli ve guslü gerektiren tüm hallerde zarurete binaen teyemmüm edilir. Ancak burada verilmek istenen satır arasında çok daha farklı bir şey. Toprakla temizlenilir mi? Suyun yaptığını yapar mı diyeceksin. Hatta toprağı kirleten bir şey olarak görürüz örfte biz şu anda. Yani tozlu topraklı deriz mesela. Tozlarını aldın mı deriz. Toz bile bizi rahatsız eder. Peki nedir maksat? Evet. Teslimiyeti sınamadır. Zarfa mı bakıyorsunuz, masrufa mı? Biçime mi bakıyorsunuz, öze mi? Kabuğa mı bakıyorsunuz, çekirdeğe mi? Yahudiler gibi formelleştirmemek iş. Allah'ın sizden istediği su sabun değil. O sizin için. Allah'ın sizden istediği teslimiyet. Bu bir Allah bilincidir. Dini törenselleştirmeyi reddetmektir işte bu. Bu Yahudileşmeyi reddir. Onun için teyemmümün içine sinmediği insanlar bilirim. O zaman siz içinizi değiştirin. Problem o değil ki. Problem sizinle Allah arasındaki ilişkinin her durumda sürdürülebilmesidir. Yani Allah'tan bağımsız bir hayat anınız olmasındır. Budur. İşte Allah bilinci budur. Buradaki teyemmümün maksadı da budur. Yoksa Allah sizin ne namazlarınıza, ne oruçlarınıza, ne de abdestlerinize ihtiyaç duyar ve ona ulaşmaz. Sizin ihtiyacınız var. مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ Sözlerimi tamamlayan şey geldi. Allah sizi zora sokmak istemez. وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُتَحِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Fakat sizi pırıl pırıl yapmak ve nimetlerinin tamamını size bahşetmek ister ki şükredenlerden olasınız. Evet. Diri olursa insan kazanır. Yani Allah'la İnsan arasındaki ilişki diri olursa bundan insan kazançlı çıkar. Onun için Allah'ın tavsiyesi ilişkiyi diri tutmaktır. Yoksa sizi ille de suya sabuna dokundurmak değil. Ama suya sabuna dokunmayı küçük görmeyin. Temizlenmek için su kullanımının en düşük düzeyde olduğu bir toplumu temizlenmek için su kullanımının yeryüzünde gelebileceği en yüksek düzeye çıkarmak sosyal ve toplumsal bir devrimdir. Bu da ayrıca sosyal olarak incelenmelidir. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذ۪ي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Ve hatırlayın Allah'ın size olan nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman Allah'a karşı kendinizi bağladığınız taahhüdü hatırlayın. Allah'a verilen misak, demiştim ki fıtrattır, vicdandır, akıldır, iradedir. Ve dostlar, insanın adaleti gerçekleştirmesi ancak Allah'la sağlıklı ilişkiye girmekle mümkündür. Eğer Allah'la sağlıklı ilişkiye girmemişse, Allah'tan bağını koparan bir insanın adaleti gerçekleştirmesi mümkün değildir. İşte bütün bu mesajları bu ruhla okumak ve anlamak lazım. وَاتَّقُ اللّٰهِ Onun içinde işte yine geldi leva. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde bulun. اِنَّ اللّٰهَ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Kuşku yok ki Allah kalplerin içini, özünü bilir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman ettiğini iddia edenler, iddianızı ispat etmek istiyorsanız, kunu kavvamine lillahi şuhedâe bil kıst. Allah için hakkı ayağa kaldırarak adaletin timsali olun.
Evet. Adaletin timsali olun. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا Ve birilerine olan nefretiniz sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Yeryüzünün en çaplı, en muhteşem erdemini söylüyor Kur'an. Daha ne yapsın Kur'an? Onun için Kur'an sadece bir zümrenin değil, tüm insanlığın mesajıdır. Bakınız hiç kimseyi ayırmadan söylüyor. İnsana hitap ediyor. İman edenler diye başladı ayet ama şurada getirdiği ilke herkesi kapsıyor. Ve diyor ki, birilerine olan nefretiniz sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Tevhid insan Allah ilişkisinin, adalet insan insan ilişkisinin eksenidir. İlahi mesajın iki amacı vardır. İnsan Allah arasında tevhidi, yani akidede tevhidi, insan insan arasında adaleti gerçekleştirmek için Allah insanla konuşur. İ'dilû huve akrabu littakva. Adil olun bu Allah'ın denetimine girmenin en kestirme yoludur. Buradaki takvayı bir önceki takvadan farklı çevirdim çünkü farklı olduğuna, nüans olduğuna inanıyorum aynı ayet içerisinde. Onun için Allah'ın denetimine girmenin en kestirme yoludur. Adalet. Vettekullah. Bakınız aynı cümlede iki takva geldi. İşte buradakinde standart olarak çeviriyorum. Artık Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. İnne Allaha habirun bima ta'malun. Şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Va'adallahu allazina amanu ve amilus salihat. Allah inanan ve iyi işler yapanlara lehum mağfiratun ve ecrun azim. Günahların affedileceğini ve muhteşem bir ödüle kavuşacaklarını vaat etmiştir. Öyle değil mi dostlar? Sınır tanımayan ilkeler, kimlik ve aidiyeti aşan ödüller getirir. Eğer o ilkelere yapışırsanız, kimliğinize bakmaz, hangi zümreye mensup olduğunuzu sormaz, o ilkelere yapışana, kimliğine bakmaksızın ödül verir. Yeter ki ilkeler karşısında dürüst davransın. Ama ben falancalardanım dersiniz. Lakin ilkelere yapışmazsanız, ilkeleri çiğnerseniz, sizin iddianızı ciddiye almaz Allah. Tersi olur yani. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İnkara saplanan ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince. Devam, mesajın devamı. Ulaike ashabul cehim. İşte onlardır cehennemlik olanlar. Ya eyyühellezine amenü zükürü ni'metallahi aleykum. Siz ey iman edenler. Hatırlayın Allah'ın üzerinizdeki nimetini. Bize sesleniyor. Ve diyor ki, İz hemme kavmun en yabzudu ileykum eydiyehum fekeffe eydiyehum ankum. Hani bir toplum size el uzatmaya kalkışmıştı da onların elinden sizi kurtarmıştı. Ayetteki literal anlam sanki bunun tarih içerisinde bir sebebe mebni olarak indiğini ihsas ediyor ki Bi'ri Me'une, Benu Nahle olayı ya da Gavres bin Haris adlı bir insanın başarısız suikasti dile getirilir bu konuda. Ama hiçbiri de zamanlama olarak da tutmuyor. Bu ayetin inişi onlardan söylenilen şu üç olaydan da çok sonra. Kaldı ki her zaman için geçerli olan bir mesaj. Allah bize hep rahmetiyle, hep ihsanıyla muamele etti ve imanımıza uzanan elleri son kertede engelledi. Engelliyor. Biz bunu görüyoruz. Biz müminler eğer imanımızın bedelini ödersek, imanımızın saadetini değil ukbada, dünyada dahi sürdüğümüzü görüyoruz. Onun için bu ayetin anlamını sadece tarihsel olaylarla sınırlamak mümkün değil. Vettekullah.
Yine o büyük levha açıldı. Allah'a karşı sorumluluğumuzun bilincinde olun. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Ve müminler artık yalnızca Allah'a güvensinler. Yetmez mi? Eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Yetmez mi? Güvenilecek, tutunulacak, sığınılacak, barınak arıyorsanız Allah yetmez mi? Eğer Allah yetmiyorsa size ne yeter? وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا İşte onlar arasından 12 lideri gönderdiğimiz zaman Allah İsrail oğullarından da kesin taahhüt almış ve قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ ve buyurmuştu ki kuşkusuz ben sizinleyim, sizinle birlikteyim. وَلَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةَ eğer salatı doğru dürüst eda ederseniz, ikame ederseniz. Neden böyle bir ayete girdi, konuya girdi diyeceksiniz, hemen değişiverdi. Dedim ya, bu ümmete en büyük mesaj. Ey ümmeti Muhammed, siz de Müslüman olan ümmeti Musa gibi Yahudileşmeyin. Yani Allah'a verdikleri ahdi, sözü, sözleşmeyi bozanların başına ne gelmiş, bakın da ona göre davranın demektir. Onun için daha önce alınmış, daha önce yapılmış bir sözleşmeye ihanetin ne getirdiğinden tarihsel bir örnek veriliyor. لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Ama önce yukarıda nakib var. Gözetici, araştırıcı, casus demek. Yine 12 rakamı var orada. اِثْنَيْ عَشَرْ اِثْنَيْ عَشَرْ Buradaki ayetteki 12 rakamı İslam kültür tarihinde adeta bir tabuya dönüştürülmüş. 12 imam geleneği biraz da buradan yola çıkarak oluşturulmuş. Bu konuda hadisler nakledilmiş. 12'nin kutsallığı adeta vurgulanmış. 12'ye, 12 rakamına bir kutsallık verilmiş. Oysa ben bunu bizim kültürümüzle, İslam kültürüyle değil de daha çok İsrailoğulları kültürüyle alakalı görüyorum. لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Eğer salatı doğru dürüst eda eder. Yahudilerin salat diye çevirdim, çevirmedim yani, aynen korudum, namaz demedim. Yahudilerin salatı ikamesi nedir ki? Ne ola ki? Bu surenin 1., 6. ve 7. ve bu ayetindeki akit ve misakla doğrudan ilgilidir dostlar. Kur'an dostlar. Buradaki salat-ı ikame. Namaz Allah'ın sembollerinden bir semboldür. Sembolize ettiği şey insanın varlığının eksenini Allah'a almasıdır. Salat-ı ikame dine destek anlamına gelir aynı zamanda. Yani sembolik olarak kıldığımız namaz aslında dine desteğin sembolüdür. Allah'a, imana, dine ve Allah'ın mesajına desteğin sembolize edilmiş halidir. Eğer namazı kılan bir insan Allah'a, peygamberine, dinine ve mesajına destek vermiyorsa namazla dalga geçiyor demektir. Kur'an'ın ifadesinde olduğu gibi Maun suresinde. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onlar namazı gösteriş olarak kılıyorlar. Sırf şeklini eda ediyorlar demektir. Eğer desteğe dönüştürmüyorsa, ki ben hemen ayet numaralarını vererek geçeyim. Ahzab 43, Taha 14, Ankebut 45. Hep bu ayetleri bu söylediğimle karşılaştırırsanız, bu tefsirimin ne kadar isabetli olduğunu görürsünüz ki salat Kur'an'da din anlamına Hud suresinin 87. ayetinde kullanılmış. Onun için salat insan varlığının en geniş anlamda Allah'a adanmasıdır. Ve âteytumuz zekâ arınmak için karşılıksız yardımda bulunurlar. Evet, zekat yani salat insanın varlığının Allah'a adanmasıdır demiştik değil mi? Zekat da insanın mal varlığının adanmasıdır.
Malın ve varlığın hadise budur. Ve âmentum bi rusuli. Onun için salat ve zekat çoğu yerde yan yana gelir. Devam ediyor ayet. Ve âmentum bi rusuli ve azzertumuhum. Elçilerime de inanıp onlara arka çıkarsanız eğer ve akrattumullahu ve akrattumullaha kardan hasenen, Allah'a da güveninizi ispat için gönüllü olarak bir borç verirseniz. Aslında bu borç sadece Allah için borç vermek anlamını taşımaz. O da içinde var. Niçin? Allah için yapılan her şey Allah'a açılmış bir kredidir. Tırnak içinde. Ama Allah'ın size açtığı bir kredidir aslında. Allah size kredi açsın için siz Allah'a kredi açarsınız. Allah'ın sizin kredinize ihtiyacı yoktur fakat sizin Allah'ın kredisine ihtiyacınız vardır. Siz kul kadar açarsınız, Allah için hiçbir şeye yaramaz. Ama Allah, Allah kadar açar, onun için sizin çok işinize yarar. لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Böyle yaparsanız ne olacak? Kesinlikle kötülüklerinizi örterim. وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Ve size, sizi içerisinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ. İçinizden her kim de bundan sonra inkar ederse, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ. Kesinlikle o doğru yoldan sapmış olur. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Daha sonra sevgili dostlar, akıbeti söylüyor. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu kesin taahhütlerini bozdukları için onları, yani Yahudileşen İsrail oğullarını rahmetimizden dışladık ve kalplerini katılaştırdık. İsrail oğullarının Yahudileşmesine bir atıf ayet ve ümmet, Muhammed ümmeti uyarılıyor. Allah'la sözleşmenizi bozmayın, Yahudileşirsiniz. Kalpleriniz katılaşır. Kalpleriniz katılaşırsa artık vicdanınızın sesini duymaz olursunuz. Vicdanının sesini duyamayan Allah'ın sesini, vahyin sesini nasıl duysun? Çünkü vicdan da bir vahidir. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادَهِ. Ne yapmışlar ondan sonra? Artık kalpleri kararınca, şimdi onlar kelimeleri bağlamlarından kopararak çarpıtıyorlar. Kelimeleri bağlamlarından koparmaya. Nisa 46'da işlemiştim. Nisa suresinin 46. ayetinde. Hermenötik tahrif, yani yorum tahrifi yapıyorlar. Tahrip, doğrudan Kur'an'ı tahrip etmek demek değildir. Mesajı, vahyi tahrip etmenin bir başka yolu da vardır. Yorumla tahrip edersiniz. Allah'ın kastetmediği bir manaya çekersiniz, Allah'ın kastettiği manayı da görmezden getirirsiniz. İşte Yahudi tahrifi olur bu. Bugünkü yapılan tahrif genellikle budur. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Üstelik kendilerine hatırlatılan hakikatlerden bir kısmını da unutmuş durumdalar. وَلَا تَزَالُوا وَلَا تَزَالُوا تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. Çok azı dışında hep onların ihanetine uğrayacaksın. En genel kural. Yaratıcısına verdiği söze ihanet edenin, insana ihanet etmemesi düşünülebilir. İşte burada da onu söylüyor. Ey Muhammed ve ey müminler! Onlar Allah'a ihanet ettiler. Size ihanet etmelerine niçin şaşırıyorsunuz? Aynı şey bugünkü hainler için de geçerli. Allah'a ihanet edenlerin insanlara verdikleri sözü tutacaklarını sanıyor musunuz? فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْفَحْ. İşine bak ve onları bağışla. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Çünkü Allah güzel davrananları sever. Umarım güzel davrananlar arasına bizi de katar ve umarım biz onu severiz, o da bizi sever. Sevgiyi sevgiyle yaratan, insanı seven
Ve insandan sevilmeyi isteyen Allah, sevilmeye en layık olandır. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.